the Hol but the but the party but but the is a bad boy what the honey but the but the party but but the is a bad boy but the honey but the but the party but but the is a bad boy but the honey but the what the party but but the is a bad boy but the Butter, butter, party, but the oh, but the hardy but the but the oh, it's a bad boy. Butter, party, butter, butter, party, but the oh, hardy but the but the hardy but the oh, it's a bad boy. <laughs> esse vídeo. Essas hienas haviam capturado esse filhote de zebra. Elas estavam em grande Cümleten herkese selamun aleyküm. Reis babadan herkese merhabalar. Bugünkü <coughs> konumuz Fugan Arı kardeşimiz. Bu cici ve de şeker kardeşimiz. Niçin re yaptım? son videosundan bir önceki videoda sen dur bekle daha neler neler olacak diye milleti ümitlendirip ondan bir sonraki videosunda insanlar ondan neler neler beklerken pat hemen babacım bir re babacım bir geri vites efendim işte her şeyin bir soru varmış da falan da filan şimdi konunun size üç yüzünü söyleyeyim bu kral artık yani Allah bile çözmüş. Bırak yana kulları Allah bile çözmüş. Anladın mı? <laughs> o yüzden de babacığım bu kral ne diyorsa babacığım noktadır. Anladın mı? Hani konunun sonudur. Anladın mı? Hani özü doğrusunu falan yazar. Nokta yani. Anladın mı? Şimdi bu kardeşimiz niye R yaptı? Apaçık bir R yaptı. Buna tüm, tüm izleyiciler, şahit herkes zaten farkında ayık ama R'yi niçin yaptı? Şimdi birincisi normal yollarla Savaş Cebeci'nin bu arkadaşı sindireceğini düşünmüyorum Çünkü hiçbir şekilde Savaş Cebeci'nin ne gücü yeter ne yüreği yeter ne kavga potansiyeli yeter ne çevresindeki bir iki tane Savaş Cebeci'yi bir şey zannedip onu savunmaya çalışanların yeter Allah'ım filan hiçbir de yetmez ben size söyleyeyim Savaş Cebeci tamam mı Savaş Cebeci yim. hala alan çevresinde bir iki tane böyle tamam mı yeteri kadar böyle tam IQ seviyesi olmayan ve bu adamı gereği gibi tanımayan birkaç tane böyle saf arkadaşı var tamam mı? Saf, yaşlı, dayı falan filan işler neyse onlar da saflığından dolayı. Eğer ki onlar da böyle biraz hayatı çözseler, Savaş Cebeci'nin nasıl bir karakter olduğunu çözseler hayatta var ya hayatta dönüp yüzüne bile bakmazlar. Bırak savunmayı yüzüne dahi bakmazlar. Onu size garantisini vereyim. Şu an niye savunmak için işte falan filan görünüyorlar dediğim şekilde daha çözemedikleri için anladın mı? E çözememişlerse bütün Türkiye Cumhuriyeti devletinde herkes savaş cebeci bir insanın nasıl bir hayatına söylediği ne varsa hepsi yalan kolpa olduğu ortaya çıkmasına rağmen bu adamlar hala çözememişse var nasıl bir IQ seviyesi olduğunu nasıl bir gariban, saf bir olduğunu siz hesap edin. Öyle olmamış olsa bir an önce savaş cebeciye çizi çeker. Yine de ümidimiz var. Belki de bu videoları izler. Belki de biraz daha böyle ayıkır ne bileyim yani böyle çözer bir şeyler falan filan. Yani olması gereken bu babacığım çünkü savunulacak bir tip değil. Kesinlikle değil. Çünkü benim hayatımda bu tiplerden çok oldu. Bundan dolayı da babacığım aykırı bu tür şeylere. Bunun gibi bir tanesi vardı. Koruması gibi bir şeydi. Öyle söyleyeyim size tamam mı? Hani mecburiyetten dolayı. Baba herifte her yol vardı. Her yol vardı baba savunulacak hiçbir tarafı yoktu. Hayat işte bizi mecbur ettirmiş anladın mı? Sonra kendi kendime düşündüm. Ulan dedim git dedim tamam mı? Ay susuz kal tamam mı? Seyyar satışlık yap tezgahtarlık yap falan filan böyle 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 boş tiplere hiçbir şeyle minnet etme dedim ve çizik çektim. Boş tipler abi. Her türlü yalan dolan kolpalık olan insanın abi savunulacak yanı yoktur. Buradan da herkesin bilgisine okey? Şimdi gelelim Fukan kardeşimizin niçin re yaptığına. Fukan kardeşimizin re yapmasındaki bence tek faktör mahkeme olarak tehdit etmişler bunu. Sava, CBC, hani alo, böyle şöyle yaparım, böyle yaparım diyen savaş Şebeci kesinlikle bence mahkeme konusunda bunu tehdit etmişler. Ve kendisine söylüyoruz. Şimdi onun da detaylarına gireceğim. Kendisine söylüyoruz hani lafa geldi mi? Kardeş sen böyle Amerika yüz bilmem ne falan filan vurdun mu indirirsin? Bak korarım kolunu falan filan yapıyorsun ya. babacığım. Fukan Arık sana erkek gibi meydan okudu. Buyur gel dedi. Yani senin hani büzük olayı var ya babacığım büzük olayı. Hani o yeseydi tamam hani giderdin. O yemediği için ne yaptın? Farklı yollara başvurdun anladın mı? Okey. Birincisi savaş cebeci kardeşimiz hani bu Amerika master uzay falan filan işte say baba say üfle baba üfle at baba at. ona kalsa savaş cebeciye kalsa New York'un yarısı bu arkadaşın. New York, Manhattan, Kanada, Toronto o 3 tane merkezin yarısı bu arkadaşın. 100 tane binası orada var 100 tane binası orada var 45 tane işte dükkanı falan filan orada var hiçbir şey yok. Boşunda boşu bir arkadaş tek uzmanlık alanı var onu da söyleyeyim size. İnsan kullanmayı çok iyi biliyor. İnsan kullanmayı, kandırmayı o konuda uzman baba bak. Hiçbir zaman hakkını inkar etmem tamam mı? Kadınları kullanmakta ve de salak tipleri kullanmakta babacığım bir numara. O tür bir yeteneği var babacığım. Bak demek ki senin böyle var ya en küçük bir yeteneğini olsa bak inkar etmiyoruz söylüyoruz anladın mı? Ya e ama boş tarafından da söylediğinde üzülmeyeceksin kardeşi soruna gitmeyecek bunlar gerçekler anladın mı? Bak Cenk'i kullandı 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 Cenk isimli salak tuttu te oradan buraya 35 milyar para harcadı bir dünya dayağını yedi gitti. E ne oldu babacığım? E demek ki ne yapacaksın? Kimsenin maşası olmayacaksın. Şimdi bunun etrafındaki insanlara da söylüyorum. İlyas diye bir abimiz varmış. Bir de belki bilmediğimiz bir kişi daha çıkar. Ya çıkar ya çıkmaz. O İlyas abimize de buradan çağrımızdır. Bak babacığım, bak güzel abiciğim. Yaşında biraz varmış. Tamam bak sen ayıktırayım. Bu adam savunulacak bir adam değil. Bu adam seni bile en ufak bir durumda harcar, bozuk para gibi harcar babacığım. Kendine yazık edersin. Bak o kan kazgan olayından sen sağ kurtulduysan tamam mı? Başka olaylarda da sağ kurtuluyor anlamına gelmiyor. Bu adam insan harcamakta, insan kullanmakta çok çok böyle var ya cin gibi anladın mı? Dikkat et, araya gitme babacığım. Ben sana söyleyeyim. Aklın varsa böyle boş tiplerden uzak dur. Hayatını sağlıklı, sağlıklı bir şekilde geçir babacığım. Bunda tehdit olarak değil, tehdit olarak değil. Tavsiye anlamında söylüyorum. Okey babacığım. Şimdi gelelim Hukan Arın mahkeme konusundaki niye r yaptı. Dediğim şekilde savcı, cebeci tipler tamam mı bu gibi bir tipler bir tane daha bunun gibi tip vardı. Aramızda polemik oldu. Ben şuna benzemem bak ben buna benzemem şöyle yaparım böyle yaparım dedi tamam mı. Dedim buyur babacığım sahne senin bekliyorum dedim. Ertesi gün rujunu sürmüş tangasını giymiş gol yalamış, muzalamış koşmuş mahkeme. Hani oğlum sen herkese benzemiyordun, hani kimseye benzemiyordun falan filan. Lafa geldim hepsi ejderha modunda ama en ufak bir şeyde babacığım hemen giderler adalet kurumlarını yanıltmaya. Başvurmaya demiyorum ha yanıltmaya. Şimdi savaş cebeci tamam savaş cebeci. Bu Fulkan Arık denilen arkadaşı mahkemeye verse hiçbir şeyle kazanamaz. Fukan Arık sadece tek korkusu çekindiği mahkeme konusu. Zannediyor ki oradan bir sürü ceza olur da şu olur da bu olur da falan filan hiçbir şey çıkmaz. En büyük bir amca. bütün delillerini tek tek şimdi söyleyeceğim. Şimdi Savaş Cevheri öncelikle beni de mahkemeye verdi. Bir kere değil kaç kere verdi. Neymiş efendim e ben gay demişim falan filan. E kardeşim ben sana bunu hakaret amaçlı yoldan geçen Hey adamım hey birader sen işte gaysin falan filan dememişim ki babacığım. Sen tescilli bir gaysın anladın mı? hani tescilli yani anladın mı? Böyle evraklı, tescilli, faturalı, <laughs> kadeveli, öteveli bir gaysin. Bunu da bütün Türkiye biliyor. Anladın mı babacığım? Bunu da deliller her yerde sundum ben. Anladın mı? Mahkeme geri zekalı değil. Bakıyor babacığım sen tescilli bir gaysin. E ee, bu adam sana ne demiş? E, e zeygel, oğlum demiş. Ben anladın mı hakim yani? Sen neye gidiyorsun Niye uğraştırıyorsun? Niye, mehru, niye adalet kurumlarını meşgul ediyorsun? Falan filan. Anladın mı? Yani bomboş, bomboş, bomboş bir tip. Anladın mı? Kendileri gider, herkese her şeyi söyleme hakkını kendi de bulur. Başkası en ufak bir şey söyleme, koş mahkemeye. Öyle bir dünya yok babacığım. Mahkeme sadece senin için değil, herkes için var okey? Şimdi Fulkan kardeşimize buradan selamlarımı gönderiyorum ve kendisine böyle yolu gösteriyorum babacığım yolu. Bu adam tamam mı mahkemeyle tamam mı seni tehditmiş olabilir, seni sindirmiş olabilir falan filan tamam mı ceza alacağını falan filan şudur budur ben hepsini sana söyleyeyim. Ceza hiçbir şeyle almasın çünkü niye dersen. Sen durduk yere çıkıp da mesela örnek veriyorum bu adamın yanlışlarını ortaya koyan biri değilsin. Sen ağır tahrik adı altındasın. Sen ağır tahrik altındasın. Niye dersen kardeşim bu adamın kavgasında bir arkadaş olarak yanında bulundun mu? Bulundun. Hiçbir yanlış yaptın mı? Yapmadın. Adam gibi gittin, delikanlı gibi bir kenarda bekledin, ona bir müdahale olursa müdahale edecektin. Ona herhangi bir dış müdahale olmadığı için de karışmadın. Burada yüzde yüz değil, yüzde trilyon sen haklı mısın? Haklısın. O ise ne yaptı babacığım? Tüm bu olaylara rağmen çıktı. Yüzde yüz suçlu, yüzde yüz dayak yedi, yüzde yüz boşun da boşu, yerde kurbanlık oyun gibi debelendi falan filan. Debelenmesine rağmen, rezil olmasına rağmen 70 kiloluk pire gibi adamın altında böyle çıktı çığlık attı resmen. İlyas dört kere İlyas diye bağırdı. Buna rağmen herif çıktı hala tamam mı böyle düşündü düşündü bu olaydan nasıl sıyrılırım nasıl kendimi kurtarırım pat hemen tuttu birilerini kurbanlık koyun olarak seçti. Fukan Arık İskender falan filan neymiş efendim ben orada iyiliklerime yalnızdı 170 falan filan arkadaş oğlum ne yalnızdı lan senin de adamların var onun da adamlar var P 70 kiloluk pire gibi bir adam seni döve döve pert etti babacım bu kadar basit anladın mı? Tutup da ama insan gibi bunu söyleyemez. Niye? Ego var arkadaşlar anladın mı? ne yapacak? Çamuru başkalarına, olayı başkalarına atacak. Oradan silmeye çalışacak. Kavgada yapamadığını bu sefer video yoluyla yaptı. Çıktı abi videoda resmen Fugan Arık ve İskender'i hedef haline getirdi. Hedef haline getirdi mi? Getirdi mi? Suçun kralı ve onun hedef haline getirmesinden dolayı ne olur biliyor musun? En az on binlerce insan bak en az on binlerce insan Fugan Arık'ın ne anasını bıraktı, ne bacısını bıraktı, ne karısını bıraktı, ne kendisini hepsinin yedi sürelesine dümdüz gittiler. Bunu kim yüzünden yaptılar? Savaş Cebeci'nin yanlış anlatımından dolayı yani yanlış hedef göstermesinden dolayı anladın mı? E şimdi birader sen tamam mı? hukuk önünde yüzde yüz değil, yüzde trilyon haklısın. İlla ki de bu kadar tahriyin altında kalmışsın ya. Hani seni insanlara insanlara yanlış lanse etmiş ya. Senin de çıkıp da doğru bir şekilde bunları anlatman en doğal hakkındır kardeşim. Hiç kimsenin sana bir şey demeye hakkı yoktur. Sen çıkıp iftira atmıyorsun. Sen çıkıp da karalama kampanyası falan filan yapmıyorsun. Sen çıkıp gayet doğruları söylüyorsun. Gerçekleri söylüyorsun kardeşim. Bu da senin en doğal hakkın. Ha bunlar rahatsızlık duyur. O zaman kardeşim çıkıp da bu adama hedef göstermeyecektin. Senin yanında kavgaya gelen insanları tutup da orada kobay faresi olarak kullanmayacaktın. Kobay faresi olarak kullanamadığın için 70 kiloluk bir pireden dayak yedikten sonra da çıkıp da bu sefer de sanal alemde insanları bunlara karşı kışkırtmayacaktın. Anladın mı? On binlerce insan bu adamlara sövdü. Benim vicdanımı rahat etmeden son ben çıktım savundum bunları. Dedim ki böyle böyle böyle. Ama nedir? Bir yere kadar savunurum babacığım. Bir yerden sonra da insanlar da diyecek bunların ağzı dili yok mu kardeşim? Yani kendileri çocuk mu? Hayırdır? Beyinsiz mi bu adamlar? Geri zekalı mı? Çıksınlar onlar da kendilerini savunsunlar ve haklılar insanlar. E çünkü neticede bu arkadaşlar çıktı adam gibi kendisini savundu ve kendisini hedef gösteren kendisine iftira atan kendisini suçlu diye göstermeye çalışan savaş cebeciye kanan tiplere cevaben video çekti abicim bu sizin savunmaya çalıştığınız adam zannettiğiniz haklı zannettiğiniz adam kardeşim böyle 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 bu kadar basit baba bu da sen en doğal hakkın hiçbir şekilde de babacığım tamam mı hiçbir şekilde de karşı tarafı seni tehdit etmeye mahkeme falan filan hiçbir şekilde öyle bir hak yok babacığım dediğim şekil sen mağdur tarafsın, sen ağır tahrik altındasın, sana yapılan bir sürü yanlış var. O yanlıştan dolayı, o yanlışlardan dolayı sen on binlerce insanın küfürlerine, hakaretlerine vesaire vesaire maruz kalmışsın. Bu yüzden de senin doğruları çıkıp adam gibi dobra dobra daşşakları sala sala anlatmaya her türlü hakkın var kardeşim. Okey, benden bu kadar videoları bekliyoruz. Fuganarık Arık diyor ki bak sadece bu olaydan bile ulan herifin tamam mı herifin çocuk yaştaki kızlara, çocuk yaştaki kızlara taciz ettiği, rahatsız ettiği falan filan mesajlar attı falan filan bunun gibi bir sürü şey var. Bir, ikincisi bunun evli, evli kadınlara bile yavuşadığı, ulan baba bu nasıl bir ahlaksızlığı, bu nasıl bir eziklik, bir de bunu yok Amerika'da, söngün, etiyor falan filan, oğlum bu gibiler nasıl etiyor bilir mi oğlum ben size söyleyeyim mi hani o beyinsiz, o rospu çocuklar var ya hani böyle yalanlara her türlü kanan, doğrularda inanmayan gelecek. Bu gibi kişiler genel olarak söyleyeyim tamam mı? Hani sizin ananız var ya bir de bacınız var. He Onlara böyle göte koya koya onların paralarını yere yapıyorlar anladın mı? Hani sizin gibi ezikler yüzünden amına kodumun salakları okey? Siz de böyle mal gibi kasap önünde kediler gibi ağzınızı açarsınız. <laughs> eti diye, eti diye kafayı sıyırır gidersiniz. Beter olun amına kodumun malları size okey? Doğan ara ne diyor biliyor musun? Arabayla diyor bir yere yürüyoruz tamam mı? Arabayla diyor bir yere gezdi, bir tane kadın var diyor. Ciddi düşündüğüm işte bayan her neyse işte kız bayan işte falan filan. Ciddi düşündüğü bak normal flört değil ciddi düşündüğü tamam mı? Konuyu bunu açmış. Konuyu mesela örnek veriyorum tamam mı? Benim gibi bir krala gelse biri anlatsa desek ki reis abi şöyle şöyle bir olay var işte ciddi düşündüğüm bir kız var. Ne diyorsun bundan ilgili? Soracağım. İlk şey bizim gibi kralların daha doğrusu dürüst ol kral olmasına da gerekiyor normal sıradan bile dürüstlük varsa adamlık varsa der ki kardeşim kız efendi bir kız mı yani ciddi düşünebilecek bir kız mı hayatını birleştirebileceğin bir kız mı yani adam mıdır anladın mı bunu sorması gerek anladın mı normal olarak sorması gereken bu savaş cebecinde sormuş biliyor musun hemen direktmen vurguladığı konu şu kuzun var mı kadının porosu var mı yani bu ne demek biliyor musun abi yani halk arasında tamam halk arasında Şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Bir kızı tamam mı? Bir kızı normal olarak tamam mı? Seviyorsan, karakteri senin karakterine yakınsa, kişiliği senin kişiliğine yakınsa, adamsa seviyorsan isterse katrilyonluk olsun. Bu art niyet değildir anladın mı? Hani kız zengin olabilir ama sonuçta sen parası için değil kendi karakteri sevdiğin için tamam mı? Kafanız uyuştuğu için seviyorsan bu kesinlikle art niyet değil. İsterse katrilyonluk olsun anladın mı? Ama ve lakin baba bir kadını birinci önceliğin paradan dolayı şey yapıyorsan, seviyorsan, değer veriyorsan falan filan evlenmeye çalışıyorsan bu nedir biliyor musun kardeşim? Halk dilinde buna gavatlık derler anladın mı? Bildiğin halk dilinde buna gavatlık derler. Okey. Umarım herkes mesajı anlamıştır babacığım. Heh. Şimdi bu sizin sava, cebeci, et abiniz var ya, hocanız böyle övül övül falan filan var ya, böyle bilmem ne falan filan işte şudur budur, işte New York'ta 5 tane minaresi var, New York'ta işte 10 tane malikanesi falan filan abiniz var yani hani size et sov yapıyor, siz de böyle salak salak izleyip böyle mal mal ülkenize küsüyorsunuz, kendi kendinize küsüyorsunuz, depresyona giriyorsunuz, intihar neşini, eber namen ne yapayım, size acıyanı sikiyim, <laughs> En yakın binaya gidin atlayın oğlum atlamaz tanı sizin almanızda koyayım. Memleketten birkaç tane beyinsiz geri zekalı hissedilir çok çok. Ya herif Amerika'daki kadını sırp bu yüzden kullanmış. Kadın zengin. Zengin anladın mı? Durumu iyi kendisi de zaten açıkladı. Başka tür açıklamalar, e, araştırmalar neticesinde de bu doğrulandı. Kadın zengin tamam mı? Kadının çocukları var. O çocukların da bundan olmadığı söyleniyor. Diyor ya oğlum şöyle oğlum böyle. O çocukların da hepsi tamam mı? Söylentilere göre tamam mı? Araştırmalara göre. Buradan bütün araştırmacı aslanlara duyurumuzdur. Talimatımızdır. Araştırın. Bu konuya eğilelim beyler. Okey. Yeni hedefimiz bu konu. O çocuklarda hiçbirinin savaş cebeciden olmadığı söylentileri yüksek baba. ihtimaller de yüksek baba ve kadın bakıyor bir yerden sonra bunun gerçek karakterini çözüyor. Kadın buna naş. Tırnak makası bile vermeden yol veriyor baba. Ondan sonra gidiyor başkalarına falan filan. Onlar da anlıyor yol veriyor. En son gidiyor Güney Koreli bir tane Safa ablayı buluyor. Ona da aslanlar, kaplanlar saldırıyor. Abla bu adamdan sana gelmez. Bu adam kadınları kullanmakta falan filan işe şıdır budur. Seni parancı kullanıyor. kar hemen aykır baba o da buna yol veriyor. Hani bu meşhur Audi alacağım diyor ya. Ulan herif video çekiyor. kar arkadaş şirkette Audi alıyor. O da Mutanmadan sıkılmadan e, arkadaşlar e, galiba bu Audi'yi alacağım diyor. O esnada yüzü bile bir donuyor orada tamam mı? Kara arkada görünüyor ya. Ondan sonra bakıyor kara bu tarafa gelmiyor ya kameraya doğru arabaya diyor. Hemen arkadaş oradan oradan sonra kamera videoda evet arkadaşlar bu Audi'yi alacağım. Arkadaşlar şu anda Audi'deyim. Şu arkamdaki aracı alacağım. Selam. Defender'dan vazgeçtik, Land Rover'dan bildiğimiz araca yenilelim dedik. Ee, aracın tanıtımını yapacağım. Güzel araç değişiklikler var ee, tam böyle aile arabası gibi görüntü olsun istemiyordum ben tipik Amerikan aileleri gibi bu biraz daha sportif görünüyor ee, iyi yani biraz bakalım araca birlikte bu aracı alacağım sanırım bu aracı alacağım sanırım Lan bir insanda hiç mi utanma olmaz? Lan baba bazı insanlar böyle ha. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Nasıl ki mesela tamam bazı insanlar böyle en küçük bir şeyde utanma oluyor ya. Bazı insanlarda da, ne yaparsan yap utanma yok abi. Anladın mı? Hani perde kalkmış ya. Yani, anladın mı? Hani yapa yapa yapa. Allah da bezmiş. Anladın mı? işte İşte böyle tipler babacığım. Ne yapacaksın babacığım? Böyle tiplerden uzak duracaksın. Şimdi de gitmiş Kıbrıs'ta bir tane kadın bulmuş. Safın teki bir kadın tamam mı? Parası var. İşte durumu var daireler falan filan var yeni kurbanımız tamam mı yeni kurban adayımız o ablamız o ablamıza da buradan sesleniyorum birileri bu ablamızı tanıyorsa ayıktırsın babacığım büyük tehlikeden babacığım sıyrılsın kurtulsun hal salim sahatli sağlıklı bir şeyde hayatına devam etsin yoksa bu herif avcı adamın ortaya çıktı babacığım herifin neredeyse yani mesleği tamam mı insanları kullanmak Böyle bir insandan babacığım tamamı hiçbir şey beklenilemez. Böyle bir insandan ne kadar uzakta olsanız o kadar kafanız rahat eder. Bulaştığınız an babacığım full zarar, full ziyan. Kuğan arık. Adam bulaşmadan evvel dört dörtlük hayatı vardı. İskender desen yine aynı mis gibi hayatı vardı. Herifler buna bulaştı. Adamların hayatı tepe taklak oldu. E illaki de babacığım tamam mı? Kadınlara da bir sürü zararı var. Buna selam veren herkes zararlı. İlyas da yakında kafayı sıyırırsa hiç şaşırmayın. Kala kala bir garibim İlyas kaldı. Çevresinde kala kala bir garibim İlyas kaldı. İlyas da Allah bilir garibanın tekidir. Bu da 3-5 bir şeyler atıyor da tağla filan. İlyas da ondan dolayı işte bunun savunma mekanizması <laughs> şekline bürünüyor falan filan. Ama söylüyorum İlyas baba. yaşında biraz varmış babacığım. Bak sen güzel bir bize benziyorsun. 3-5 kuruş uğruna babacığım böyle boş tipleri savunmaya geçme babacığım. Bunlar savunulacak insan değil. Okey? Nokta. Fugana da son olarak şunu söylüyorum babacığım. Dediğim şekilde senin hiçbir şekilde falan filan şudur budur hiç öyle bir şey yok. O yüzden de babacığım çekinmeden taşakları sala sala gerçekleri halkımıza bildir babacığım. Yeni videolar bekliyoruz. Bütün gençler, bütün nesil tamam mı? Bütün krallar, bütün değerli insanlar senin doğrularını aktarmanı bekliyorlar babacığım. Okey.